Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar sizlerle güzel bir projeler serisine giriş yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz modül ESP8266 Wi-Fi modülüdür. Bu modül ile neler yapabiliriz, bu modülü nasıl çalıştırabiliriz veya nerelerde kullanabiliriz? Bununla ilgili birçok videom olacaktır, bilgilendirici videom olacaktır. İlk etapta şunu söyleyebilirim ki bu modülün ek olarak hazır bir şekilde satılan bir sürü devre kartları mevcut. Role kartı mevcut, programlama kartı mevcut. Yani birçok devre kartları, elektronik devre kartları mevcut. Şimdi bu modüle baktığımızda modülün kısaca şöyle bir bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Bu modülü evlerinizde, iş yerinizde veya istediğiniz herhangi bir alanda, herhangi bir yerde uzaktan, İsterseniz telefonunuzdan, isterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz dünyanın diğer bir ucundan çok rahat bir şekilde kontrol edip çıkışına bağlamış olduğunuz televizyon, soba, klima, bir ışık vesaire çok rahat bir şekilde online olarak kontrol etmemizi sağlamaktadır. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi bu modüle ait pin bilgileri mevcut. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz modülün artı girişi var, eksi girişi var, işte reset bilgisi var, pin bilgileri var vesaire. Bu modülün çalışabilmesi için bazı ufak tefek modülün üzerinde değişiklikler yaparak ve aynı zamanda modülün içerisine bazı taslak olarak bizlere sunulmuş olan yazılımlar, kodlar, bunları bu modülün içerisine yükleyerek rahat bir şekilde biraz önce de söylediğim gibi uzaktan veya evinizden, yerinizden kalkmadan online olarak çok rahat bir şekilde bu modülü kontrol etmemiz için tasarlamışlar. Şimdi bu modül üzerinden yola çıkacak olursak çok ufak, minik, gayet şık bir tasarımı bulunan, aynı zamanda şurada bir adet bu sistemi, bu devre kartını yöneten bir tane mikroçipimiz mevcut. Ve aynı zamanda burada bir adet entegremiz mevcut. Biraz önce de ekranda görmüş olduğunuz gibi artı ve eksi girişini bu modüle bağlayıp otomatik bir şekilde çalıştıramıyoruz. Neden? Çünkü dediğim gibi bu modülü çalıştırabilmemiz için bazı yazılım yüklememiz gerekmekte. Ve aynı zamanda bazı pinleri, bazı uçları, burada görmüş olduğunuz bazı uçları birbirleriyle kısa devre yaparak bu modülü çalıştırabiliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bu modülün ek olarak role devre kartları mevcut. Siz bu modülün içerisine bir yazılım yüklediğinizde yazılımdan sonra bu modülü alıp devre kartına, roleli devre kartına takıp çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat benim yapmış olduğum ufak çaplı araştırmalar sonucunda herkes bu şekilde çalıştırmış. Ben sizler için de kolaylık olması açısından bu modülü bir devre kartı olmadan, roleli devre kartı olmadan nasıl çalıştırabiliriz? Çok basit bir şekilde bu modülü nasıl kullanabiliriz? Size onu göstereceğim. Gerisi tamamıyla sizin hayal dünyanıza kalmış. Bu modülü istediğiniz gibi, istediğiniz bir şekilde geliştirebilirsiniz. Buradaki asıl olay bu modülün içerisine yüklemiş olduğumuz yazılımdır. Yazılım siz bu modülün nasıl çalıştığını, hangi uçtan çıkış almanız gerektiğini tamamıyla siz belirliyorsunuz. Yazılım aslında bir taslak, belli başlı kodlar var ve bu kodlar üzerinden birkaç değişiklik yaparak evinizdeki Wi-Fi ağına modülün bağlantısını sağlayıp dediğim gibi uzak bir şekilde çok rahat bu modülü kullanabilirsiniz. Şimdi bu modülü nasıl programlayabiliriz? İçerisine yazılımı nasıl yükleyebiliriz diye soracak olursanız şu şekilde bir programlama kartı mevcut. Bu kart olmadan bu modüle hiçbir şekilde yazılım atamıyoruz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi buraya modülün girebilmesi için bazı uçlar koyulmuş. Modülü buraya bağlantısını sağladıktan sonra direkt bilgisayarınıza taktığınızda yine aynı şekilde direkt olarak yazılım veya kodlama uygulamalar yapamıyorsunuz. Yine aynı şekilde
yazılımı içerisine atabilmemiz için nasıl ki günümüzde kullanmış olduğumuz cep telefonlarının bilen arkadaşları vardır. Root olayı var. Yani telefonun tam anlamıyla yetkili bir şekilde kullanmamıza olanak sağlayan bir sistem. İşte o root olayı hemen hemen benzer bir şekilde de bu devre kartında, bu modülde mevcut. Bu modülü çalıştırabilmemiz ve içerisine yazılım atabilmemiz için modülü programlama moduna almamız gerekmektedir. Dediğim gibi siz aldığınız modülü direkt kartın üzerine taktınız, USB ile bilgisayara bağladınız. O şekilde bir durum söz konusu değildir. Dediğim gibi modülün bazı uçlarını kısa devre yapmamız gerekmektedir. Modülün 2 adet bağlantısı bulunuyor arkadaşlar bu şekilde. Bir tane bağlantısı programlamak için, diğer bir bağlantı ise bu modülü çalıştırabilmemiz içindir. Yazılımı attıktan sonra direkt artı ve eksi verip bu modülü çalıştıramıyoruz. Çünkü modülü bazı modlara sokmamız gerekmektedir. Ondan dolayı sizlere de bu bilgiyi vermiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda da yine ekranda gördüğünüz gibi bu modüle ait birkaç tane ESP8266 adında versiyonları mevcut. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz ESP8266 01 yani birinci versiyon olarak bizlere sunulmuştur. Bunun biri var, ikisi var, daha farklı modelleri var. Bu modül aslında bir başlangıç seviyesi için geçerli değildir. Çünkü ben de uğraştım. Nasıl ki siz şu anda bu videoyu yeni olarak izliyorsunuz. Ben de bu modülle yeni tanıştım. Bu modülü biraz araştırdım. Nasıl bir bağlantı sağlayabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Gerçekten şahsen bana göre biraz zorlayıcı oldu. Yeni başlayacak olan arkadaşlar için de zor olacaktır eminim. Fakat benim yaptığım gibi, benim uyguladığım gibi sizler de bu videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz çok rahat bir şekilde bu modülün bağlantısını yapıp güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi zor dediğime bakmayın. Aslında bu işlerde çok fazla bilgisi olmayan arkadaşlar illaki merak edeceklerdir bu konuya, bu modüle. Yine dediğim gibi ben sistemi nasıl kuruyorsam sizler de bu videoyu güzel bir şekilde ve dikkatli bir şekilde atlamadan izlerseniz bu modülü aynı benim yaptığım gibi sizler de yapıp çalıştırabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz çok daha fazla uzun olmaması için bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Bu videomuz tanıtım amaçlı olsun. Bir sonraki videoda bu modülün içerisine yazılımı nasıl yükleyebiliriz, modülü nasıl çalıştırabiliriz, nasıl kullanabiliriz. İkinci konumuz olaraktan bu olsun. Sizlerin de çok fazla kafasını dağıtmadan bu videomuzda bu modülün genel olarak tanıtımını, bilgilerini, neler yapmamız gerektiğini sizlere anlatmış oluyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda da bu modülü içerisine yazılımı yükleyebileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz içerikli bir video olacaktır. Hemen şu şekilde bir önceki videoda da şöyle bir 4 kanallı bir Role elektronik kart devresi hazırlamıştım. Burada görmüş olduğunuz Wi-Fi modülünü uzaktan komut vererek buradaki roleleri 1, 2, 3, 4 veya istediğiniz herhangi bir roleyi otomatik bir şekilde çalıştırabileceğiz. Genelde piyasada görmüş olduğunuz gibi tek elektronik kart, roleli elektronik kartı satılıyor. Çok basit bir modül, çok basit bir devre aslında. Fakat diğer videolarımda farklı versiyonlarını kullanarak sizler için de çok daha kolay olması açısından diğer videolarda yardımcı olacaktır anlayabilmeniz için. Dediğim gibi arkadaşlar bu modül üzerinden çok fazla araştırma yaptım. Araştırmalarım sonucunda herkes hazır bir şekilde devre kartlarını kullanmış, role kartını kullanmış. İçerisine yazılımını atıp otomatik bir şekilde kullanıma sokmuş. Bu işlerde merakı olan arkadaşlar için veya öğrenmek isteyen arkadaşlar için çok detaylı bir şekilde bir video serisi oluşturacağım. Oradan da sizler için, sizlerin de anlayabileceği bir şekilde videolar hazırlayacağım. Bu bizim giriş, anlatım, tanıtım ve bilgilendirici videosu olması istiyorum. Umarım sizler için de yararlı bir ve bilgilendirici bir video olmuştur.
Tekrardan şöyle bir modülümüzün üzerine bakacak olursak bu şekilde arkadaşlar. Modülümüz şöyle giriyor. Buradaki uygun olan giriş pinlerini sağladıktan sonra ve modül üzerinden bazı pin uçlarını kısa devre ederek programlama moduna sokuyoruz. Arkadaşlar serimizin birinci ve tanıtım amaçlı videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar dediğim gibi bu video sizler için tanıtım ve bilgilendirici bir video oldu. Bir sonraki ve yakın bir zamanda bu modülün geniş olarak kurulumunu ve nasıl çalışması gerektiğini de sizlere göstereceğim. Videomuz şimdilik buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.